Bilimin eğlenceli dünyasına hoş geldiniz. Ben Mehmet Ardıç. Türkiye'nin ilk bilim merkezi uygulaması olan 1993'ten beri faaliyet gösteren Feza Gürsey Bilim Merkezi'nden hepinize merhaba. Şimdi sizlere bir gösteri yapacağım. Gösterimizin ismi sıvı azot gösterisi. Ve bu gösteriyle ilgili ilk önce buradaki kabımıza azotumuzu doldurarak gösterimize başlamak istiyorum. Evet, şu an sıvı azotu deney kabıma dolduruyorum. Birazdan deneylerimize başlayacağız. Bu yayını ABB TV ve YouTube kanalından canlı izliyorsunuz. Eğer sorularınız olursa, denemek istediğiniz deneyleriniz olursa bize yazarsanız burada gerçekleştirmeye çalışacağız. Şimdi malzememiz, burada kullanacağımız malzeme sıvı azot. İlk önce sizleri sıvı azotla bir tanıştırmak istiyorum. Neye benzediğini göstermek istiyorum ilk önce. Şu anda bu kepçemin içinde gördüğünüz madde sıvı azot. Bakın şöyle şeffaf kabın içinden daha rahat görebilirsiniz belki. Kaynayan bir suya çok benziyor. Aslında ilk önce merak ettiğim şey gerçekten kaynayıp kaynamadığı. Gördüğüm şekilde acaba gerçekleşiyor mu? Bunun için ne yapabiliriz? Eğer bu maddenin, sıvı azotun kaynama sıcaklığını biliyorsak bir termometre yardımıyla ölçerek onun kaynayıp kaynamadığını söyleyebiliriz. Ama şu an benim elimde böyle bir termometre var. Maalesef bu ölçebileceği aralıkta olmadığı için bir değer göstermiyor. Ama benim başka bir fikrim var. Bakın elimde bir tane çaydanlık var, düdüklü bir çaydanlık. Bu çaydanlığın özelliği, İçine koyduğunuz sıvı kaynamaya başlarsa buradan çıkarken bize bir sesle uyarıyor ve biz de çaydanlıktaki sıvının kaynadığını anlıyoruz. Bakalım sıvı azot göründüğü gibi kaynıyor mu? Evet, sesi duyuyorsunuz sanırım. Bakın buradan buharların çıktığını da görebilirsiniz. Yani çaydanlığımız bize azotun kaynadığını söylüyor. Tabii tamamen kaynatırsak bir maddeyi sürekli, belli bir süre sonra artık hiç kalmadığını da görebilirsiniz. Evet, gerçekten de göründüğü gibi kaynayan bir madde sıvı azot. Peki kaynadığına göre acaba sıcaklığı ne kadar? Termometre az önce gördüğünüz ölçemedi. Çünkü bu tür soğukluk malzemeleri çok çok düşük soğukluk ölçen termometrelerle ölçebiliyoruz. Ama ben çaydanlığa dokunarak çok soğuk olduğunu burada hissedebiliyorum. Eğer bilim merkezimize gelirseniz bu gösteriyi burada izlerken bu çaydanlığa dokunup o hissi sizler de yaşayabilirsiniz. Evet, sıvı azot gerçekten de kaynıyor ve çok soğuk bir madde. Peki acaba bu kadar soğuk bir madde elinizde olsaydı onunla neler yapmak isterdiniz? Neleri denemek isterdiniz? Eğer yazan olursa bunları burada denemek istiyoruz. Ben bu arada size beklerken farklı bir deney yapmak istiyorum. İlk deneyimiz azotun sıvı halden gaz haline geçerken hacminin değişip değişmediği. Biz biliyoruz ki bütün maddeler hacmini değiştirebilir ama bunu sizlere bir de göstererek anlatmak istiyorum. Bakın kabımızın içine bir miktar sıvı azot koyduk ve ağzını kapatıyorum. Bakın balonumuzun içi tamamen azotla doldu. Tekrar göstereyim.
alttaki sıvı haldeki azot gaz haline geçtikçe balonun içine doluyor. Ve bakın tıkacı çıkardığımızda da tekrar buradan çıktığını görebiliyoruz. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Buradan çıkarken herhangi bir renk görmüyoruz. Yakında olsaydık bir koku da çıkmadığını görebilecektiniz. Ancak buradan beyaz renkli bir şeyin çıktığını görüyoruz. Acaba bu çıkan beyaz renkli şey azotun gaz hali mi yoksa farklı bir madde mi? Burada yaptığım deney balonun içi tamamen %100 azot gazıyla dolduğu için dışarıya çıkarken renginin olmadığının aslında kanıtı. Oysa bakın kabımızın dışında da o beyaz renkli şeyi görebiliyorsunuz. Demek ki bu gördüğümüz beyaz renkli madde içindeki değil dışarıda bulunan bir madde. Acaba ne olabilir? Beyaz renkli dışarıya çıktığınızda gökyüzünde gördüğünüz bulutlarla aslında aynı madde, su buharı. Havada nem diye bahsettiğimiz su buharı bu soğuk maddeyle karşılaştığı zaman anında yoğunlaşarak bu beyaz renkli görünümü bize sunuyor. Üflediğimiz zaman da sıcak hava o soğukluğa temas ettiği anda çok daha büyük miktarda yoğunlaşarak bu görünümü bize veriyor. Bir şey daha dikkatinizi çekti mi? Normalde kaynayan bir çaydanlıktaki ya da sıcak kahvenizdeki buhar yukarıya doğru çıkarken bakın burada oluşan buhar soğuk olduğu için aşağıya doğru hareket ediyor. Şimdi başka bir deney yapalım. Azotun ne kadar soğuk olduğundan bahsedeyim size. Azot doğal olarak dünya üzerinde bulunan en soğuk yerden daha da soğuk. Neresi derseniz Sibirya, kutuplar örnek verebilirsiniz. Bugüne kadar ölçülmüş sanıyorum en düşük soğukluk -89 derece civarında. Oysa bu kabın içinde bulunan sıvı azot ondan çok 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 daha düşük bir sıcaklıkta. -196 santigrat derece. Şimdi bu kadar soğuk bir madde diğer maddelerle nasıl etkileşiyor? Bununla ilgili birkaç deney yapalım. Mesela esnek maddelerin soğutulduklarında nasıl etkilendiğini sizlere göstermek istiyorum. Bakın elimde bir lastik var. Ben bu lastiği koparmak istiyorum. Ne kadar güç uygularsam uygulayayım. Esniyor, kopmuyor. Acaba onu birazcık soğuk bir ortamda bekletirsek neler olur? Birlikte izleyelim. Bakın birazcık bekletiyorum. Bir değişiklik görebiliyor musunuz? Bu sesi duydunuz sanırım. Bakın çok da az bir güç uygulayarak lastiğimizi rahatlıkla kırabildik. Buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Demek ki esnek maddeler çok soğuk ortamlarda birazcık beklerse, maruz kalırsa sertleşiyor. Üzerine baskı uygulanırsa kırılıyor. Peki hiçbir şey yapılmayınca ne oluyor? İşte bunu da hemen deneyebiliriz. Lastiğimizin biraz daha ısınmasını hızlandırıyorum. Evet, tekrar hareket etmeye başladı. Bakalım eski özelliklerini tekrar kazanıyor mu? Bakın esneklik var. Evet, yine kıramayacağım kadar esnek hale döndü. Bu çok önemli bir deney benim için. Çünkü bana şunu gösteriyor. Eğer bir maddeyi alırsak, azotun içine koyarsak sertleşir. Dışarıya çıkarıp bir yere vurursak bu sesi rahatlıkla duyarsınız. Bükersek kırılır. Ne dersiniz? Bunu canlı bir hücreyle, canlı bir organla deneyelim mi? Ben bu deneyi birazcık bekleteceğim. Çünkü her ne kadar lastik hiçbir şey yapmazsak eski haline geleceğini söylüyorsa da elimin o lastikten önemli bir farkı var. O da şu, elim canlı hücrelerden oluşuyor. Ve ben biliyorum ki hücrelerin büyük bir kısmı da su. Su önemli bir madde. Bir de suyla bir deney yapalım. Eğer bu deneyimizden de beklediğimiz sonuç çıkarsa söz veriyorum gösterinin sonunda elimle size bu deneyi yapacağım. Bakın bu gördüğünüz mavi balon az önce içini suyla doldurdum. Benim için bir tane hücre modeli. İçindeki su hücredeki sitoplazmayı temsil ediyor. Onda büyük bir kısmı su olduğu için
benzeştirebilirim. Dışındaki mavi balon da hücrenin zarı. Azotun içinde birazcık bekleteceğim. Doğal olarak içindeki su buz haline gelecek. Çok dikkatli bir şekilde dışarıya çıkarıp bekleteceğim. Eğer gösteri sonunda eridiğinde içindeki buz hala balonun içinde kalıyorsa o zaman elimi buraya rahatlıkla daldırabilirim. Şimdi onu beklerken farklı bir deney daha yapalım isterseniz. Bakın azotun sanayide bazı kullanım alanları var. Onunla ilgili küçük bir deney. Yalnız burada bir şeyi unuttum. Çok özür dilerim. Hemen onu hatırlatayım. Bu elimde gördüğünüz siyah şey bir yer kaplama malzemesi. Özelliği ise kullanılmış otomobil lastiklerinden yapılmış olması. Aynen bu lastikte gördüğümüz esnek maddelerin soğutulduklarında kırılganlaşması özelliği kullanılarak o çevre kirliliği yaratan kullanılmış otomobil lastikleri azot tanklarında dondurulup üzerlerine preslerle basılarak küçük küçük tanecikleri halinde kırılıyor ve yer kaplama malzemesi olarak parklarda ya da spor salonlarının zeminlerinde kullanılıyor. Böylece çevreye bir nebze de olsun katkı sağlamış oluyor. Şimdi gelelim azotun sanayideki kullanım alanlarına. Azotun sanayideki bir kullanım alanı ile ilgili küçük bir örnek vereceğim. Bakın elimde iki tane metal var. Bir metal yuva var, bir tane de pim var. Burada pimimiz buradaki delikten 1 milimetreden belki daha küçük ama büyük. O 1 milimetrelik büyüklük buraya girmesini engelliyor. Ve ben biliyorum ki maddeleri biz ısıtırsak genleşiyor, soğutursak büzüşüyor. Yani buradaki pimimizi eğer soğutursak, çünkü elimde çok soğuk bir madde var, büzüşecek, hacmi küçülecek ve buradan rahatlıkla geçecek diye düşünüyorum. Pimimizin küçülmesini birazcık beklerken bu arada farklı bir deney yapmak istiyorum. Bakın yine elimde bir metal var. Bu metal iki yüzlü bir metal. Bakın bu kısmı pirinç, arka kısmı paslanmaz çelik. İki farklı metal. Yine derslerimizden hatırlarsak maddeler evet ısıtılınca genleşiyor, soğutulunca büzüşüyor. Ancak her madde bunu farklı bir oranda yapıyor. İşte bu özelliği kullanarak bu iki farklı metali aynı soğukluğa sokarak farklı genleşmesiyle nasıl bir değişiklik olduğunu göstereceğim size. Bakın metalimiz yaklaşık olarak doğru şeklinde. Yavaşça onu azotun içine sokuyorum. Bakın dışarıya çıkardığım zaman şeklinin değiştiğini görüyoruz. Metal çubuk bir tarafa doğru bükülmüş. Ne tarafa doğru bükülmüş derseniz içteki pirinç, dıştaki ise paslanmaz çelik. Burada en çok büzüşen maddenin pirinç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki acaba bu deneyi ısıtarak yapsaydık yön yine aynı mı olurdu acaba? Bunu da size merak edenler için soruyorum. Bakın dışarıda tekrar ısındığı için ısındıkça da eski haline tekrar çubuğumuz yavaş yavaş geliyor. Aslında bu metal çubuk bütün ütülerde, klimalarda yani sıcaklığın kontrol edilmesi istenilen yerlerde kullanılıyor. Tabii orada üzerinden elektrik geçiyor, ısınarak çalışıyor. Biz burada soğutarak bu deneyi yaptık. Şimdi bakalım metalimiz yeterince soğumuş mu? Evet, bakın pimimiz rahat bir şekilde buradaki yuvaya girdi. Tabii ki şu anda bu ortadaki pimimiz çok soğuk bir ortamdan dışarıya çıktı. Onun için ısınmaya başladı. Isındıkça genleşmeye başlayacak, eski haline dönüşecek. Eski hali de buraya girmesini engelliyordu. Yani birazdan ne olacak? Pimimiz oraya sıkışacak. Evet, artık bu iki metali ayırabilir miyiz? Tekrar azotun içerisine atsak mesela,
iki metalde büzüşeceği için ayıramayız. Isıtmayı denesek, iki metalde genleşeceği için ayıramayız. Uzatmayayım, biz bu iki metali artık ayıramayacağız. Çünkü artık onlar kaynadı diyebiliriz. Bunu soğuk bir madde kullanarak yaptık. Normalde kaynak sanayide eriterek, ısıtarak yapılan bir yöntem. Bu şekilde de uygulanabileceğini görmüş oldunuz. Hücremizi merak ediyorsanız, sanırım onu çıkarmanın vakti geldi. Şimdi dikkatli bir şekilde çıkaracağım. Çünkü biliyoruz ki içindeki su buz haline geldi. Hiçbir yere çarpmamalıyım. Erimesini bekleyeceğim. Ama çarpmaya hiç gerek kalmadı. Çünkü balonumuz çatlamış. Balonumuzun çatlaması hücre zarımızın çatlayacağı anlamına geliyor. Demek ki ben elimle bu deneyi denemiş olsaydım, elimdeki hücrelerin büyük bir kısmının hücre zarı çatlayacaktı. Ve hücre zarının çatlaması o hücrenin ölmesi demek. Bakın, demek ki biz canlı hücrelerle ne yapamayız? Azotla bu deneyi gerçekleştiremeyiz. Yoksa ölümümüze neden olabilir. Evet, azotun bu tehlikesi, çok soğuk olması ve hücre zarını çatlatması nasıl kullanılacağıyla ilgili iyi veya kötü şeklinde yorumlanabilir. Eğer biz canlı hücrelerimizi azota temas ettirirsek onların ölümüne neden olabiliriz. Bu kötü bir sonuç olur tabii ki. Ancak kanserli hücreler gibi aslında istenmeyen hücrelerin azotla temas etmesini sağlarsak ne yaparız? Belki de kanserin bir tür çözümünü sağlamış oluruz. Aslında tıp alanında sıvı azot çok kullanılıyor. Birçok kullanım alanı var. Sanayide de, biyolojide de kullanım şekilleri var. Şimdi azotun genleşmesiyle ilgili bir deney daha yapmak istiyorum. Sıvı halden gaz haline geçerken nasıl ki bu balonu dolduracak kadar büyümüştü. Şimdi de havayı soğutursak ne olur? Onu göstermek istiyorum. Bu az önce şişirdiğim balonun içindeki hava, bakalım bu soğuklukla karşılaşınca neler olacak? Evet. Balonun içindeki hava gitti. Ve şimdi tekrar geri geliyor. Çıtırtıları duyabiliyor musunuz? Bakın balonumuz tekrar eski haline geldi. Gazları soğuttuğunuz zaman her ne kadar sıvı ve katılar da hacimsel olarak küçülseler de gazlarda bu çok büyük bir oranda oluyor. Örneğin sıvı azot sıvı halden gaz haline geçerken 1'e 700 oranında genişliyor. Burada havada da bu özelliği görmüş oldunuz. Bunun tabii ki sanayide yine bir kullanım alanı var. Mesela varsa çakmakların içine bakarsanız içinde bir sıvı olduğunu görüyorsunuz. Veya tüp gaz kullananlar tüpü salladıklarında sıvı olduğunu görüyor. Veya doğal gazın taşınmasında sıvı olarak taşındığını duyduğunuzda şaşırmayın. Çünkü gaz olarak taşıdığınızda 700 tane balon taşımanız gerekirken onu sıkıştırıp sıvılaştırırsanız bir tane taşımanız gerekiyor. Onun için lojistik yönden bu çok önemli bir uygulama. Bakın biraz daha büyük bir balonum var. Bununla da göstermek istiyorum. Aslında yeterince büyük bir balon kullanırsak havayı dahi burada sıvılaştırabiliriz. Bakın. Çok zor, ancak şurada görme şansınız olursa yaklaşık birkaç damlacık sıvı hava görülebilir. Tabii ki çok soğuk ortamdan dışarıya aldığımızda hızla ısındığı için hemen genleşerek eski haline tekrar kavuşuyor. Evet, azotla aslında yapacak çok deney var. Bilmiyorum, yorumlarda soru gelirse onları da burada deneyebiliriz, cevaplayabiliriz. Gösterimizin yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz.
Şimdi birazcık da köpük üreteceğiz. Az önce ne demiştik? Sıvılar sıvı halden gaz haline geçerken hacimlerini büyük oranda genişletiyorlar. Bu azot için 1'e 700 oranında demiştik. Şimdi bu genişlemeyi açtığınızda burada göremiyorsunuz. Burada görebilmiştik balonda birazcık. Ama ben bunu daha ilginç bir yöntemle göstermek istiyorum. Bakın burada deterjanlı bir suyum var. Şimdi deterjanlı bir suyun içine gaz karıştırırsak köpük elde etmiş oluruz. Mesela karıştırdığınızda deterjanlı suyu içine hava molekülleri girerek bu şekilde köpükler elde edebiliyorsunuz. Tabii ki ben bir boruyla havayı üflesem çok daha yüksek miktarda bu köpükleri elde edebilirim. Ama elimde dışarıya çıkardığımda hızla gaz haline gelen bir sıvı var. Şimdi onun bir kepçesini bunun içerisine koyacağım. Ve bir kepçe sıvı azotun gaz haline geldiğinde ne kadar çoğaldığını size göstereceğim. Evet, bakın bir kepçe azotun gaz haline hızla geldiğini görüyoruz. Hem de bu köpükçüklerin içerisinde de onları çok fazla büyüttüğünü görebilirsiniz. Şimdi azotla ilgili aslında denenebilecek farklı birçok deney var. Bizim Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde yaptığımız sıvı azot gösterimizin içeriği bu şekilde. Sorularınız olursa lütfen yazın. Onları cevaplamaktan mutluluk duyarız. Feza Gürsey Bilim Merkezi yılın her günü ziyarete açık. Pandemi vesilesiyle gerekli önlemler alınıyor. Sizlerin de mutlaka bu önlemlere riayet ederek bizi ziyaret etmenizi her zaman bekleriz. Bu gösteriyi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Meraklı olun, merakla kalın. Görüşmek dileğiyle.